Genç yaşta milli takıma kadar yükselen Potalar'ın genç yıldızı Cevahir Sönmez trafik canavarına kurban gitti. Ailesi, sevenleri ve takım arkadaşları bugün onu gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurladı. Potalar'ın yükselen yıldızıydı. Büyük takımlarda oynadı, ay yıldızlı formayı giydi. Ama ömrünün baharında trafik canavarına kurban gitti. Dalyan gibi oğlumu kaybettim, dalyan gibi. Basit bir trafik kazasına kaybettim dalyan gibi oğlumu. Cevahir Sönmez daha 22'sindeydi. Küçük yaşta basketbolla tanışmış, Darüşşafaka'nın altyapısında yetişip İTÜ formasını giymişti. Tam en büyük hayaline kavuşmuş, milli formayı giymişti ki aşırı hız ve dikkatsizliğin kurbanı oldu. Milli basketbolcu Cevahir Sönmez iddiaya göre bir arkadaşıyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendikten sonra onu evine bıraktı. Ardından kendi evine doğru hareket etti. Üçüncü köprü yolundayken iddiaya göre aşırı süratliydi. Direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarparak kaza yaptı. Tek başınaymış, uyudu herhalde. Baba saramış oğlum, nereden baba geliyorum. Demek ki tapakladı gitti. Alt üst olmuş. Saniyeler bile önemliydi ama ne yazık ki boşa gitti. Uçuruma yuvarlanan milli basketbolcuyu uzun süre kimse fark edemedi. Yoldan geçen bir tır şoförü bariyerlerin parçalandığını gördü ve tırı sağa çektikten sonra aşağı baktı ve milli basketbolcunun aracını gördü. Hemen itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Her şey için çok geçti. Ömrünün baharında yaşama veda eden genç sporcu bugün Sarıyer İmam Hüseyin Cemevi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, sevenleri ve takım arkadaşları onu yalnız bırakmadı. Gözyaşlarıyla Kilyos mezarlığında toprağa verildi. Genç basketbolcu için Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Twitter'dan taziye mesajı yayınladı. Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz.